Haftanın ilk gününde gündemin getirdikleri programıyla ekranlarınıza konuk oluyoruz sevgili izleyiciler. Evet, Türkiye aslında dünyada da çok hızlı gelişim var. Toplumun çok yakından ve çok algılayarak takip edemeyeceği ölçüde hızlı gelişmeler yaşanıyor. Ama Türkiye bölgede Orta Doğu'daki konumu nedeniyle bunu en fazla, en şiddetli ve en sıcak yaşayan bir ülke diyebiliriz. Dolayısıyla bu sıcak gelişmeler her gün gerilim ve korku dolu bir takım olayların acıyla birlikte toplumumuza yansıdığı, gelişmelerin yaşandığı bir süreçteyiz. Bunun yanı sıra tabii ki güzel gelişmeler de var. Hafta sonu bölgemizde önemli açılışlar, temel atma törenleri oldu. Hükümetin de yaptığı çalışmalar var ama genel kanı yaşanan hemen her gün bir yerde bir bomba ya da patlama haberinden dolayı gerilimin ön safta yer aldığı bir süreci yaşıyoruz. İşte bu gelişmeler, bu gelişmelere bağlı toplumun bakış açısı, duyarlılığı, eğitim düzeyi ve bu eğitim düzeyini etkileyen unsurlar neler diye konuşacağımız bir programla sizlerle birlikteyiz. Her şeyin temelinde olduğu gibi yaşadığımız olayların temeli de eğitime iniyor. En küçük yaştan aile içi eğitimden başlamak üzere daha sonra eğitim kurumlarında aldığımız eğitimin niteliği, standartları ve günümüz koşullarında cevap verecek ölçüde çağdaş bir konuma ulaşıp ulaşmadığı da zaman zaman konunun uzmanları tarafından tartışılıyor, değerlendiriliyor. Biz bugün hem eğitimin niteliği, standartlarını konuşacağız. Hem bu eğitimin topluma nasıl yansıdığını, toplumsal eğitimi, olaylar karşısında da toplumumuzun direncini, bakış açısını ve yaklaşımını değerlendireceğiz. Evet, konuğumuz var. Kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu Sayın Hüseyin Yıldız konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş Sayın bulduk. Yıldız. Size de iyi Bugün yayınlar diliyoruz. Hepinize teşekkür iyi günler olsun ediyoruz. inşallah. Umarız hepimiz için güzel, iyi günler olur. Amin. Türkiye çok anlık gelişmeleri yaşıyor. Dünya aslında yaşıyor. Herkes kendi açısından değerlendiriyor. Artan nüfus, gelişen teknoloji ve bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumların yaşam alanları ve beklentilerin değişimiyle bu hızlı değişiminde tabii her ülkenin kendi bazında dünyada bir konum yakalayabilme, pazar arayışı ve farklı siyasi bir takım algılarla değiştiğini söylemek mümkün. İşte bu değişimden Türkiye'de nasipleniyor. Türkiye'de bulunduğu coğrafi konumu, siyasi konumu nedeniyle daha çok yaşayan ülkelerden diyebiliriz. Son günlerde de yaşanan olaylar üst üste ard arda geliyor. Evet. Tabii bunu yine bilim adamları farklı değerlendiriyor, siyasiler farklı değerlendiriyor. Bilimsel açıdan bakarak, astrolojik açıdan farklı değerlendiriliyor. Yeryüzü, gökyüzü hareketleri de içine dahil edilerek önümüzdeki birkaç aylık süreç ya da bir yıl 2017'yi de kapsayacak süreçte çok hızlı gelişmelerin olacağı ifade ediliyor. Doğa olaylarında artışlar olacağı söyleniyor. Bilim adamları zaten bunu söylüyordu. Küresel ısınma ve küresel kuraklık ifadeleriyle de bir takım çağrıları oluyordu. Ama geliyoruz, çok hızlı bir değişim var. Anlık gelişen olaylar var. Bu olayların hepsi çok iyi olaylar değil. Acı, keder, gözyaşı, gerginlik, üzüntü de bırakan olaylar var. İşte bu olayların toplumumuzdaki etkisini değerlendirmek için aslında toplumsal eğitime inelim istiyorum ben. Toplumsal eğitime girmeden önce Sayın Yıldız'ı izleyicilerimizle ki bundan sonra kendi programınızda da MSPC Kanal 2000 ekranlarında İnşallah. Haftada bir programla izleyicilerimizin ekranlarında yer alacaksınız. Sayın Yıldız'ı bir kısa tanıyalım istiyorum arkasından. Eğitim, toplumun beklentisi, eğitim ölçüsünde ve eğitimi algılaması, yaşamına dahil etmesi unsurlarını sizin ilginç örneklerinizle izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Şimdi ben 42 yaşındayım. Ortalama 20 senedir bu işi yapıyorum. Etkili iletişim, beden dilini kullanma, işte küçük yaşta gelin çalışması, diğer unsurlarla senelerdir konferans vere vere geldik. Şimdi bireysel danışmanlıklar, yine kurumsal konferanslar veren bir kişisel gelişim uzmanı olarak, yaşam koçu olarak hayatıma devam ediyorum. Evet. Ülkemiz çok değerli. Hem bulunduğu konum,
hem topraktaki zenginliklerimiz yeraltı hala tabii daha gün yüzüne çıkmamış ve aslında toplum kalitesi olarak da çok değerli insanlarız. Hani birbirimize saygımız, sevgimiz, örfümüz, adetimiz ve kültürümüzle. Geçen gün bir video izledim ben. Şey diyorlar, beyefendi anlatıyor, diyor ki işte yarın bir gün Orta Doğu'dan Avrupa'ya %100 göç olacak. Neden? Biz yaşlanan bir nüfusuz. Ve Türkiye ve Orta Doğu'ya doğru kaydığınız zaman müthiş bir genç nüfus var. Şimdi siz bu genç nüfus buraya kesin gelecek. Bununla ilgili yapmamız gereken nedir? İşte ihtilal yaptık, olmadı. Darbe yaptık, olmadı. Bu sefer bizi kültürel yozlaşmaya, işte o anneannelerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, birbirimize olan saygımızı kaybettirmek yolunda belli bir stratejik adım atıyorlar. Yani bunlar aslında Türkiye'ye bir müdahalenin zinciri diyoruz. Tabii. Darbe girişimi. İlk başta böyle başlıyor ama önce bir kültürel yozlaşma. Önce bir kültürünüzü alıyorlar. Sonra sizi susturuyorlar. Hep alıştık, hani bomba patlıyor susuyoruz. Hırsızlık oluyor susuyoruz. Başka bir şey oluyor susuyoruz. Hep böyle bekleyen bir toplum. Donduk yani, yani ne oldu bilmiyorum ama bir stabilleştik. Ama 15 Temmuz'da tekrar aslında dış ülkelerin de beklemediği bir hamle geldi. Yani toplumsal bir birleşmeydi. Diğer farklı siyasi partilerin hepsinin genel başkanlarının açıklaması ve halkın aşağı inmesi. Halkın ben memleketime, milletime ve geleceğime sahip çıkıyorum demesini bence beklemiyorlardı. Gene sadece bu hani FETÖ terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yapmaya çalıştığından önce bir kere o toplumsal kaybı da yapan dış güçlerin diyelim bir hezeyana uğramasıdır. Evet, bir algı operasyonu gerçekleştirilmişti, bir beklenti evet. vardı ama Türk toplumu beklenmeyen bir dirençle olaya müdahil oldu. Evet, onların beklemediği bir hamle idi bu. Evet. Şimdi biz ne yaptık? Bizim bir kere madenlerimizi bir kere dışarı alıyor. Farklı işte markalarla ülkemize girerek, farklı mağazacılıklarla yine biz dışarıya bağlı bir sömürü devleti olarak, gizli sömürü devleti gibi bakıyorum ben buna. Yani bir şekilde emeğimiz, çabamız, gayretimiz gidiyor. Ama önemli olan asıl göç, milli zenginliklerimizden hariç, İşte insan göçümüz. Biz maalesef beyin göçüne engel olamadık. Hala da engel olacak bir yapımız yok. Bu beyin göçünü bazen dış ülkeler, bazen de farklı işte marjinal gruplar, işte bugün FETÖ terör örgütünün işte kendi okullarında veya diğer marjinal grupların veya derneklerin, vakıfların, cemaatlerin adına her ne derseniz deyin. Sizin sahip çıkmanız gereken, devlet olarak onları bağrınıza basmanız gereken beyinleri bir şekilde alıp götürüyorlar. Ve o beyinler yıkanıp dönüp bize karşı kullanılıyor maalesef. Dilerseniz o zaman eğitimden girelim. Girelim. İfade ettiğiniz gibi, vurguladığınız gibi şu an Türkiye'de normal bir yaşamın yanı sıra iki ayrı yaşam var diyebiliriz. Bir normal yaşam var, gündelik yaşam kaygısının yerine getirilmeye çalışıldığı ekonomik, sosyolojik anlamda, kültürel anlamda. Bir de şiddet, gerilim, korku, acı, keder, üzüntü olan farklı bir tablo var gelişen. Kontrol edilmesi adına mücadele verilse de o gerçekle yaşamaya çalışan bir ülkeyiz. Her gün bir patlama ya da bir şiddet haberi duyabiliyoruz. Buna karşı toplumsal direncimizin hep bugüne kadar sessiz, sakin, takip eden bir yapının 15 Temmuz'da o darbe girişimiyle toplumsal dirence dönüştüğünü, sokağa inen bir direnç olarak öne çıktığını ifade ettiniz. Temelinde ne? İnsanların sessizliği eğitimle mi alakalı? Ki aile içi toplum ve aile içi şiddetlere baktığımız zaman da duyarlılığımızda da bir geçmişe göre azalma olduğunu görüyoruz. Eğitimle mi alakalı, bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Eğitim nasıl uygulanmalı? O zaman ben bir tahtaya geçeyim, size basitten buyurun. Göstereyim hocam. Şimdi bilinen iki tane zeka var. Birisi IQ'dur, birisi EQ'dur.
Şimdi IQ dediğimiz zeka doğuştan insanlara Allah'ın lütfu verilmiş bir olgu. Siz bunu değiştiremezsiniz. Zaten bir yerden de alamazsınız. IQ dediğimiz okuma zekasıdır. Okuma. Ama EQ dediğimiz olgu hem değiştirilebilir. Harmanlayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Duygusal devinimler yaratabilirsiniz. EQ ile her türlü dans edebilirsiniz. Öyle söyleyeyim ben size. Farklı bir partnerdir. Ama IQ sabit bir partnerdir. IQ'ya sahip bir insan herhangi bir yükselme sınavında, bugün TEOG sınavında en basitinden bir çocuğumuz veya işte üniversite sınavında başarıyı elde edebilir. Fakat EQ'su düşük bir insan, işte kendiniz bahsettiniz demin, yaşamın içi. İşte yaşamın içi dediğimiz olay aslında EQ'dur. O zaman yaşamla mücadele edemezsiniz. Bugün işte ben bütün sınavlarda IQ'mla başarıyı kazandım ama yarın bir gün evimde bir ampulümü değiştireceğim. Bunu yapamam. İşte o zaman bir bu konuda bize yardımcı olan bir elektrikçiye, bir ustaya minnet duygusu duyarız. İyi ki bize bunu verdi, bunu sundu. Şimdi siz burada sosyal zekaya ve duygusal zekaya, yani aşk dediğiniz yaşamsal becerileriniz, işte bugün buna yemek yapmaktan tutun, hani kendi temel ihtiyaçlarınızı karşılamaya kadar, insanlarla diyaloğunuza, işte etkili iletişimi doğru kullanmak, beden dili, kendinizi ifade. Bugün biz heyecanlı bir toplumuz. Bugün mesela ulusal yarışmalara baktığınız zaman, hani bir şarkı yarışmasına, ne yapıyorlar? İşte heyecandan titriyorum, yapamıyorum. Biz bir kere halk olarak kendi karşımıza çıkıp bir şarkımızı söyleyemez durumdayız. İşte EQ devreye giriyor. Biz ona medeni cesaret mi diyorduk? Halk dilinde evet. Medeni cesaret. Evet. Peki sizin benim dilimde baktığımızda o zaman yaşamsal cesaretinizi kaybettiğinizde ne başlayacak? Şimdi zaten sizde IQ var. Ne oldunuz? Profesör doktor Nebahat Hanım oldunuz. Burada sıkıntı yok. Profesör olmamanız için sebep yok. Çünkü IQ'nuz yüksek. O kitabı okuyup bir tek sınava gireceksiniz. Bir de bir tez hazırlayacaksınız. Bu sizin için çok kolay. Hani bazıları için en zor iş. Sizin için çok kolay iş. Profesör oldunuz. Ama işte o medeni cesaret dediğiniz, ki ben de yaşama cesareti diyoruz buna. Yaşam içindeki cesaretiniz ne kadar? Mesela sokağa çıkmaktan ne kadar korkuyorsunuz? İnsanlar içinde olmaktan, insanların içinde bulunmaktan ne kadar korkuyorsunuz? Yani istiyoruz ki hani bu aydınlarımız ya da işte akil insanlar denen kişiler biraz insinler, halkı tanısınlar. Sosyal hayatın içine bakmadan, örneğin bir psikoloji bölümü mezunu bir insan, okulun içinde bence birinci sınıftan başlayarak bugün bir 112 acilde mutlaka bir staj yapsın. Emniyette bir staj yapsın. Ne bileyim belediyede bir staj yapsın. Topluma insin, halkı tanısın. Bugün bir semt pazarında bulunsun. O insanlar orada neler yapıyorlar? Toplumsal çöküntülerimiz neler? Ama siz bunu teori olarak kitaptan öğrenip ofisinizde insanlara terapi olarak verdiğinizde, kendi kanaatimi söylüyorum, çok da büyük bir başarı elde edilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü uygulamalı olmalı diyorsunuz. Evet, yani siz uygulamada halkı görmezseniz, toplumu tanımazsanız başarılı olamayacaksınız. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Değiştirilebilir EQ'ya. Toplum olarak, basın olarak sizler, toplum olarak bizler, öğretmenlerimiz mutlaka yatırım yapmalıyız. Bir çocuğun sosyal hayatını şekillendirmezseniz, bugün Mersin'de kendi payımıza söylüyoruz, şehir olarak baktığınızda, Türkiye olarak biz buna alıştırıldık. Neye alıştırıldık? Ben kendi çocukluğumdan beri aynı. Yani bugün teknoloji arttı. Ne var? iPad var, internet var, o var bu var. Kapandık şimdi, herkesin elinde bir telefon. Güzel. Ama hala kaydırak ve tahterevalli dışarıda, sokakta. Ama cazibesi, salıncak. Ama cazibesini kaybetti. Luna Park dediğimiz, her şehirde bir Luna Park var. Ama cazibesini kaybetti. Bu çocuklara artık bir uzay istasyonu yapın, sanal. O çocukları sokağa çıkarın. İşte EQ'ya hala baskı yapıyoruz. Adamları
sosyal hayattan, duygusal hayattan hala uzaklaştırmaktayız. Sanal aşklar, sanal yapılar, sanal oyunlarla, demin dediniz ki şiddet. Siz toplum kaynaşmasını, toplum barışını sağlayamazsanız, haliyle ben komşumun çocuğunu tanımıyorum. Merdivenden inerken sen bana yan baktın, ben sana yan baktım, omuz attın. Haliyle bir şiddet zaten oradan başlıyor. Komşunuzu tanıyor musunuz? Veya işte bir apartman kültüründe 8. katta kim oturuyor bilmiyorum. Neden? Sokakta değilim, aşağıda değilim. Hep evin içindeyim. Siz önce bir kere belediyelerimize çok iş düşüyor. Belediyelerimiz bir kere sosyal alanları artık yeni yapıya göre lütfen kaydırakla, tahterevalliyle salınacak da artık kandırmayalım insanları. Ne buyurun, yapılmalı artık? Yol boyu bir sürü salıncak var. Çocuk park alanı var. Buyurun bakın kim geldi? Kim geliyor? Mesela yani çağın gerekleri göz önünde bulundurularak mı çocuklar için eğlence ve yaşam alanları mesela ne yapmalıyız? Bir tane böyle kocaman bir yer kuralım. Akıllı tahta kuralım. Veya işte bir sinevizyon gösterisiyle. Bugün çocuklar orada becerilerini diğer arkadaşlarıyla mesela, paylaşabilsinler veya gibi. Veya şiddet içerikli o çizgi filmler yerine veya şiddet içerikli oyunlar yerine bugün bir temel bilimleri işte matematiği, kimyayı, feni oyun içinde öğrenebileceği oyunlar üretelim. Bir sürü bilgisayar mühendisimiz var, bir sürü yazılımcımız var, bir sürü okulumuz var, bir sürü üniversitemiz var. Ama kendimize ait yazılımı tamamlanmış bir tane düzgün bir oyunumuz yok. Ben onu Adnan Menderes Bulvarı inşa edilirken oraya hayvan figürleri konulduğunda dile getirmiştim. Sizin bu dile öne çıkarttığınız görüşleri, öngörünüzü. Tabii ki peyzaj açısından, görsellik açısından çok anlam ifade edebilir ama keşke bu kadar maliyet yapılmışken parkın bir bölümüne bilimsel buluşları, çocukların becerilerini geliştirebileceği ve orada da sergileyebileceği bir bölümü ki güneş enerjisi içinde elverişli bir ortamdı. Güneş enerjisiyle de o enerji ihtiyacının karşılanacağı ama orada her öğrencinin ya da küçük çocukların kendi becerileriyle öne çıkartabilecekleri atölye, açık ya da yarı kapalı atölyeler olması önerisini dile getirmiştim o zamanlar. Mesela sanat evlerimizi... Şimdi siz de aynı vurguda bulunuyorsunuz. Evet, sanat evlerimizi çoğaltmalıyız. Sanat evleriyle beraber spor merkezlerimizi çoğaltmalıyız. Mersin'de mesela bir sürü spor merkezi var ama her biri bir yerde dağınık. Bugün jimnastiğe gittik baktığınızda kaç öğrenciniz var diye sormanızı bir gün isterim. Az. Macit Özcan testlerinin altında atletizm yeri vardır. Mersin'imizden kaç sporcu gitti olimpiyata diye sorduğumuzda galiba hiç cevabını alacağız. Sebebi nedir? Yerleşim olarak planlamadan mı kaynaklı? Yoksa yapılan tesislerin kullanım alışkanlığının eğitimle birlikte bir bilinç olarak oluşturulmaması. Şimdi yerel yönetimlerinin bir kere hatası burada var. Bence toplu taşıma araçlarıyla hani bunun bir ücretsiz hale getirilmesi teşvik anlamında olabilir. Çünkü bir insan işte bugün Davultepe'de oturuyor, Macit Özcan tesisine gitmesi gerekiyor. Hani biraz sıkıntı. Sanırsam tek otobüs yok diye biliyorum o tarafa doğru. Hani en azından bilmiyorum ama iki gün, birkaç gün önce Büyükşehir Belediyesi'nin hani bir açıklaması vardı. Oradan biliyorum. Bazı kurslar düzenlemiş özellikle spor üzerine ve bunların %80'inin de ücretsiz olduğunu duyurdu katılım açısından. Yok, ücretli değil. Hani bugün bir hani onun oraya ulaşımını da sağlamakta fayda vardır gençlerimiz adına. Hani en azından ücretsiz ulaşım, ücretsiz tekrar geri eve gitmesi, en azından belli güzergahlarda. Bunun haricinde çok ilginç, mesela şöyle bir örnek verelim size. Çoklu zeka kuramında ne vardır? İşitsel zeka vardır, görsel zeka vardır, değil mi? Evet. Hani farklı farklı zekamız var. Peki en kolay derslerimiz neler? Herkesin karnesinde şöyle bir dönüp hani şey yaptığında sevgili izleyiciler, geçmişe dönüp baktığında karnesine müzik 10, beden eğitimi 10, işte resim 10, el ve güzel sanatlar, iş bilgisi dediğimiz 10. Bizim işte EQ oluyor, sosyal ve duygusal zekaya verilmiş dersler bunlar. Ne kadar önemsedik, ne kadar önemsendi. Aslında benim kendi fikrimle en az matematik kadar önemsenmesi gereken dersler bunlar.
Ama onu almış öğrenciler hep, bakın. İşte, evet, çok önemsemişiz işte, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani toplum olarak gayet iyiymişiz. Evet, yani ama nasıl iyi olduğumuzu siz anladınız. Burada bir veciz de var. Şimdi ama şöyle bir durum var. IQ'su yüksek öğrencilerimiz çalınıyor dedik. Benim en yakın sınıf arkadaşımdan biliyorum. Arkadaşım bir kağıt da gelirdi okula. İlk başlarda işte kitap getirmez, defter getirmez. Bir şey zannederdik. Hani böyle bu not alacak. Çünkü zeki bir çocuk belli. Öğretmenin hatasını not alıp öğretmeni uyarırdı. Ondan sonra o kağıdı çöpe atardı. E bu çocuk nerede şu anda? Bu çocuk ODTÜ fizik mezunu, Amerika'da. Yani eğitim ve kapasitesi, eğitime yönelik kapasitesi, kendisine ders veren öğrenciyi, öğretmeni denetleyebilecek ölçüdeydi diyorsunuz. Evet, zekası. Eğitim kapasitesi, zekası. Zekası. Evet, zekası yüksek bu çocuğu biz kime kaybettik? İşte dışarıya göç oldu, beyin göçü oldu. Neden oldu? Bugün dönüp baktığınız yerde ilimizde ya da ülkemizde olan okullar, işte mesela özürlü çocuklarımız için elbette ki devletin güzel bir yatırımıdır. Özel bir eğitim merkezleri var. Ama bugün üstün zekalı çocuklarımız için Bilsem denen, evet, bilim sanat merkezi var, doğrudur. Ama sabit, hani normal, diğer normal okullarımız gibi işte gün haftanın 5 günü eğitim veren bir okulumuz yok. Peki burada kaybımız ne oluyor? Bugün işte döndüğünüz noktada cemaatler, vakıflar veya herhangi bir örgüt adı altında bir okul açıp işte bu çocuklarımızı çalıyorlar. Neye göre çalıyorlar? Kendi ideolojilerine göre, yetiştirmek adına. Amerika neye göre çalıyor? Kendi bünyesinde çalıştırıp bir şeyleri elde etme adına. Aslında ikisinin arasında bir fark yok. Nihayetinde çocuklarımız gidiyor. Bir terör, birisi ise vatandaşlık vurgusunu öne çıkartıyor ama sana Amerikan vatandaşlığı vereceğim diyor. Evet. Nihayetinde bizim ülkemizin yapmadığı yatırım onlar yaptığı için haliyle cazibe merkezi. Öbür tarafta terör dediğiniz olayda nasıl oluyor? Terör de şunu yapıyor. EQ'ya çalışıyor efendim, EQ'ya. IQ'su yüksek çocuğun EQ'suna çalışıyor. Nasıl yapıyor bunu? Mesela nasıl yapıyor? 7 yaşında aileden aldı. Hani bugünkü FETÖ terör örgütünden yola çıkarak gidersek, diğer örgütler de aynı aslında. Hücre evi dediğimiz sistemle çalışan hepsi aynıdır. Yani bunu bir dinleyicilerimizin hepsinin bilmesi lazım. Hücre evi sistemi ile çalışan bütün örgütler aynıdır. Cemaat, terör örgütü, o bu, hiç farkı yoktur. Şimdi siz bu çocuğu 7 yaşında aileden alıyorsunuz. Ne veriyorsunuz? Zaten IQ'su yüksek bir çocuğa matematiği, kimyayı, işte ne bileyim, fen bilimlerini verdiniz. Bu çocuk bunu zaten kolayıyla alıyor. Geri kalan yerde ne kalıyor? EQ kalıyor. 7 yaşında aldınız. EQ neydi? EQ sosyal ve duygusal zekaydı ve değiştirilebilir bir zekaydı. Harmanlanabilir bir zekaydı. Siz ne yaptınız? Bu zekayı harmanladınız. Kendi ideolojinizi şırıngaladınız 7 yaşındaki çocuğa. Getirdiniz bir yere profesör, bir yere paşa, bir yere işte ne bileyim genel müdür yaptınız. Kabul. Ki bunu yapan IQ'dur. O çocuğun kendi içindeki cevherdir aslında. Ama nedir? Bu çocuk gariban çocuğu, fakir çocuğu. İşte bu çocuğa yeme imkanını veriyorlar. En iyisini. Yatma imkanını veriyorlar. En iyisini. İşte klimasından, sıcak suyundan, otel konforuna hepsini veriyorlar. Ücretsiz okuma veriyorlar. Cebine harçlık veriyorlar. Hayatında belki hiç göremeyeceği pantolonu, ayakkabıyı ve kariyeri. Çok ilginç ama burada şöyle bir gerçek de vardı. Onu da değerlendirmenizi rica ediyorum. Bundan 5-6 yıl öncesi ya da 7-8 yıl önce eğitim kurumlarının, devletin eğitim kurumlarının, resmi eğitim kurumlarında başarılı olamayan ama başarılı öğrencilerin, aslında IQ'su gayet iyi olup ama başarılı olamayan öğrenciler eğitim, resmi eğitim kurumlarının dışında özel eğitim kurumlarında dershane örneklerinde olduğu gibi ders alınmaya itildi. Dershanelerin yaygınlaştığı dönemlerde de yine bu FETÖ, bugün FETÖ terör örgütü olarak adlandırılan bir yapının yapıya dahil olan dershaneler vardı ki o dershaneler o günlerde toplumsal olarak da ciddi bir kampanya yürütüyordu. O dershanelere giden öğrenciler mutlaka başarılı olur, üniversite sınavlarını kazanır ve bir meslek sahibi olur algısı yaratılmıştı. Evet, orada da şöyle bir şey var. İzlenen bir yöntem mi vardı? Var.
Hakikaten öyle mi ki? Bugün ama toplum olarak görüyoruz, sorular çalınmış, sorular verilmiş, bazı isimler özellikle sınavları kazandırılmış, ciddi bir takım belgeler de öne çıkıyor ama. Ama dikkat edin, haberlerde ya da genel olarak baktığınızda salınan soruların nereden çalındığına baktığınız zaman kritik noktalar için soru çaldılar. Yani buraya bir dikkat çekelim. Kritik noktalar için evet. Kritik noktalar için soru çaldılar. Ancak şöyle bir sistemleri var. İşte zaten bu, hani nasıl koskocaman bir profesör ya da kariyer sahibi bir insan hani bugün bunların peşinde bu kadar kör, bu kadar bağnaz gidiyor dediğiniz zaman gene 7 yaşa geleceğiz. Mesela dershanesine verdiğiniz öğrencileri yatılı olarak da alıyorlar bunlar. Sadece hani evden gidip gelen öğrenciden hariç dershanesine yatılı gidip gelen öğrencimiz de var. Ne yapıyor bu öğrenciyi? Adam alıyor. Her gün akşam belli bir saatte kendi ideolojisini verdikten sonra dışarıdaki öğretmenlerine her gün bıkmadan, usanmadan artı evde de ders veriyorlar. Ve sonsuz bir sabra sahipler. Çünkü vizyon, hedefleri ve amaçları belli. O amaç için bu sabra değer diyen bir yapı var. Ve bu sabırla anlamadınız bir daha anlatıyorlar. Anlamadınız bir daha anlatıyorlar. Ne zaman anladım derseniz. Ama içinde hiç of yok. Anlasana yok. Sallama ve sarsma yok. İşte bu şefkatten kaynaklanan minnet. İşte EQ'yu beslediniz. Neyle beslediniz? Sabırla beslediniz. Şefkatle beslediniz. Tamamı parayla için söyleyebilir miyiz onu? Efendim? Tamamı için söyleyebilir miyiz şefkati, sabır? Kendi evlerinde kalanlar, kendi yurtlarında kalanlar için evet. Ama kamuoyuna da yansıdı son dönemlerde, özellikle kız öğrenciler için tehdit ve şantaj olgularının da öne çıktığı iddia ediliyor. Şimdi tehdit ve şantaj nerede başlıyor? Şimdi biz ne yaptık? İşte 7 yaşında aldık, getirdik 30 yaşına. Bu nereden başladı? İlkokuldan başladı, üniversiteye kadar ve işe girene kadar, değil mi? İşe de aldık. Evet. Ne yaptık? 7 yaşında aldık bunu. İlkokulunu okuttuk, ortaokulunu okuttuk, lisesini okuttuk. Üniversiteyi kazandı, Samsun'a gitti. Oradaki gene kendi yurt ve okullarımızla veya işte farklı ev desteğimizle size üniversiteyi de okuttuk. Doğru mu hocam? Bunun içinde yediniz, içtiniz, aşılandınız hani bizim ideolojimizle. Geldiniz, bir de iş sahibi yaptık sizi. Oldu 30 yaşına geldiniz. Şimdi buradan sonra artık yaptığınız eyleme ne diyorlar? Döneklik. Bir de sistemi biliyorsunuz. Kendi içinden mezun öğretmenlerle zaten diğerini yetiştiren bir zincir sistemi var. Mesela siz matematik öğretmeni olarak mezun oldunuz. Nasıl okudun sen? Gelip bu evlerde işte diğer matematik öğretmeninden, fizikçiden ders aldın mı? Aldın. Tamam. Şimdi senin görevin diğerlerini yetiştirmek. Bu bir zincir, dönüşüm. Bu bir devinim. Şimdi ondan sonra elbette ki 30 yaşındaki kişiler evet ben dönmek istedim. Beni tehdit ettiler diyor. Neden? Çünkü hepsi sistemin içini biliyor. Hayır, yaş olarak kamuoyuna yansıyanlar ama 30 yaşındakiler değil. Lise böyle öğrencileri ve özellikle hava harp okullarında okuyan, şimdi askeri harp, okullarda ama, okuyan ama öğrenciler. Ama biz size şunu belirttik. Dedik ki kritik noktalara dedik soru çalarak bir verilen bir emek var dedik. Şimdi kritik noktaları tabii ki tehdit eder. Çünkü bir amaca hizmet edecek onlar. Yani yönlendirebileceği, etkili olabileceği kişiler mi seçiliyor özellikle? Hocam kendi okullarından mezunlara dönüp baktığınızda, bir araştırıldığında bunların içindeki o yüksek zekalı çocukların sayısına baktığınızda atıyorum örnek 1000 kişi. O söylediğiniz askeri liseye koyduğu kişi atıyorum örnek 300 kişi seçme. Bunların peki, hem IQ'su seçme, hem EQ'su seçme, hem psikolojik durumları, hem bağımlılıkları, hem minnetçilikleri. Hepsini inceleyerek gönderiyorlar oraya. Yoksa hepsine soruyu verirler mi? Vermezler. Ama seçilen kişilere bu yolu açtılar. Seçilmiş olarak değerlendirecek olursak da burada farklı bir sonuç çıkıyor ortaya. Zira
devletin resmi kurumlarıyla bağlantılı olan isimlerin, kamu çalışanlarının, devlet memurlarının, hakimlerin, savcıların, emniyet görevlileri vesaire saymakla bitmeyecek birçok sektörden hem ilişiği kesilenler var, hem gözaltına alınanlar var, hem tutuklananlar var. Evet. İş camiasından da bunlar kayıtlı olanlar, bir de kayıtlı olmayanlar var. Nasıl böyle bir yapıya kavuşabiliyor? Çok hızlı bir şekilde mi? Çok yakın bir geçmişe mi bakmak lazım? Çok çok gerilere mi gitmek çok geriye lazım? Gitmek lazım? Çok yakına nasıl değil. Böyle bir örgütlenme var? Şimdi nasıl bir minnet ve vefa duygusu böyle bir yapıyı öne çıkartıyor? Ona şöyle bakmak lazım. Bugün bir tuğ generalin rütbe almasına bakmak lazım. Veya bir hakimin puanlama sistemiyle mesela İstanbul'da çalışması için bir hakimin işte önce bir doğu görevi, küçük yer görevi, devletin belli bir sistemi var. Ve puanlama sistemiyle işte bir şekilde belli bir hani kendi içindeki tabaka sistemine, yani katman sistemine bakmak lazım. Bugün bir teğmen olduğunuz zaman Kara Harp Okulu'ndan çıktığınızda işte 3 sene sonra üst teğmen oluyorsunuz. Sonra 6 sene sanırım kıdemli üst teğmen oluyorsunuz. Bir 3 sene sonra yüzbaşı oluyorsunuz. İşte bir 3 sene sonra binbaşı oluyorsunuz. Sonra bir 3 sene sonra yarbay oluyorsunuz ki böyle kademelidir. Albay oluyorsunuz. Geçen sürece bir bakmak lazım. Bir kişinin tuğ general olabilmesi için tahminen herhalde 21-22 sene geçmesi gerekiyor. 22'den belki de yok daha fazla. Hani o süreyi çok bilmiyorum ama siz ortalama 25 dediğiniz zaman bugünden 25 sene geriye gittiğimizde 1990'lı yıllara gidiyoruz. Yani o zaman bunun bir de 4 yıl akademi okuduğuna bakarsanız 1986'ya geliyoruz. 4 yılda lisesini okuduğuna bakarsanız askeri lise eskiden beri 4 sene. Tabii 1982'ye iniyoruz. Yani belki de 80-82 döneminin işte o 80-82 döneminin çok iyi araştırılması lazım. 82'de bu adamlar bu Kuleli'ye veya işte Harp Okulu'na nasıl alındı ve bu plan o zaman 82'de bunlar yapılabildi ise hani o soru çalmadan ya da akademiye sokmadan bakıyorsak ya da askeri liseye daha geri dönüşümüne bakacaksınız. O zaman belki tabi evet söylendiği gibi 1970'lerin 75'lerin başından beri gelen bir planın bugün patlamasını yaşadık. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Sizin söylediğiniz böyle bir gerçek üzerinden değerlendirme yapılacak olursa ki bu yönde görüşler de var ama Fethullah Gülen terör örgütünün yapılanması şeklini böyle tarihi bir süreçten geri başa dönüp çok çok başlara gidemesek bile yakın geçmişe kadar geri gidip bir değerlendirmesi yapılırsa bir üst akıl yani Fethullah Gülen'in FETÖ'nün üzerinde bir üst akılın daha olup bunların tamamını örgütleyip yönlendirdiğini söylemek mümkün olabilir mi? Hocam şöyle bakmak bir yapının lazım. Ben kişisel gelişim uzmanıyım. 20 senedir bu işi yapıyorum. Ama hala atıyorum örnek ikinci bir şubemi açabilmiş değilim İstanbul'a ya da İzmir'e. Mersin'de devam ediyorum ama adamların bugün kaç okulu var, kaç ülkeye yayılmış. Baktığınız zaman yani tek başına bir adamın yapabileceği bir feraset değil. Yani öyle bir... Bir üst yapı var diyorsunuz. Mutlaka var ki yani bunun mutlaka bir FETÖ'yü finansı var. FETÖ'yü de yönlendiren, örgütleyen, denetleyen. Elbette var. Ama FETÖ'nün o dönemde evet yöneten, örgütleyen olduktan sonra kendi yetiştirdiği alt taban, danışma tabanı dediğimiz taban var tabii bir de. Hani dedik ya IQ'su yüksek çocukları aldı götürdüler. Onların da kurmuş olduğu gene içten içe zincirleme gelen bir sistem. Devam eden müthiş bir sistem var. O zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun arkasındaki sorumlularını biliyoruz diyerek başta Amerika Birleşik Devletleri'ni birçok şeyde sorumlu tutup hedef gösteren, tepki veren açıklamalarının düşündürücü, dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini ve haklı olduğunu ifade edebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı zaten geçen İlker Başbuğ da yine ben televizyondan şahit olduğum kadarıyla 2007'den beri tek başına mücadele verdiğini hani az çok biraz gözlemlenince gören göz yanlış değil ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na hani bu konuda haksızsın demek, tek başına haksızsın demek çok büyük bir eleştiri olur, haksızlık olur ki kendi hatalarını zaten kendileri kabullenmiştir. Ama bugün geri dönüp baktığınızda işte 1960 Adnan Menderes'in katlinden sonra diyeceğiz yine gene bir demokrasi şehididir kendisi. Katlinden sonra bu tarafa gelen yani idam veya işte o darbeyle bir insanı alıp sallandırmak
hoş bir eylem değildir. Hukuk ve adaletin üstünlüğü her zaman tecelli etmeli. Yine öyle bakmak lazım. Ama dönüp baktığınızda hani çok basit bir sistemle gidiyoruz aslında Nebahat Hanım. Bakın bugün tuğ general diyorsunuz. Tüm general dediğiniz bir insanın tüm general olması için açık ve net 25 yıl üstü olması lazım. Ha, ben biraz hazırlıklı olsaydım tek tek sayardım bunu hani size. Kaç senede olunduğunu. Ama en az 25. Şimdi en az 25 yılsa 4 yılda bunun gene çok basit matematiği var. Üniversitesi, harp okulu. 4 yılda lisesini kattığınız zaman 33 seneyi buluyor. Şimdi 33 sene önce bu 10 kaç yaşında girmiş? 14 yaşında. Bugün için hani liseye giden bir ortaokul mezunu çocuktan bahsediyoruz. 33 yıl önce siz 14 yaşındaki çocuğu almışsınız. 33 yıl boyunca hiç bağınızı kopartmadan kendi elinizle yani kıyamadan almış koymuşsunuz. 33 yıl. Şimdi 33 yıldan önceki bir de sistemin hani bunu buraya koyarken hani bunun bir değil mi temel çalışması var. Siyasi çalışması. İşte dış ülkelerin, üstadlığın, şunun bunun. Hani bir 7 yılda geriye gittiğimizde hani hazırlık sürecine baktığımızda evet yani söyledikleri gibi net 40 yılımız çıkıyor. Yani dolayısıyla hesap ortada. Eğitime dönüyoruz ama yani toplumsal eğitimin çok önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor burada. Ki art niyetli bir takım yapıların da çok etkin olamaması açısından devletin temel eğitim anlayışı revize edilmeli. Belki çağa göre yeniden gözden geçirilmeli. Evet. Ama bakıyorsunuz eğitimle de çok ilgili olup olamayacağını değerlendirmek lazım. Yani şartlar, durum belki FETÖ örgütü içerisinde yer almasını sağlamış olabilir. Bir bilim adamının, bir yargı mensubunun ya da savunma mensubunun yer almasını gerektirmiş olabilir ama diğer taraftan da eğitimli kişilerin de yanılgıları ya da yanıltılmaları da çok muhtemel olabiliyor. Örneğin dolandırıcılık günümüzde çok arttı biliyorsunuz. Geçmiş dönemde dolandırıcılığın vasfı belliydi ve kısa bir tanımla da mücadelesi çok kolaydı. Ancak şimdi kullandığımız teknoloji, bilişim sektörünün çok geniş, yaygın bir imkan sağlaması bu imkanların aynı zamanda dönüp bize bir tehdit unsuru da, olarak da dönüştürülmesine neden olabiliyor. Örneğin bir ilkokul mezunu ya da lise mezunu bir profesörü kullandığı iletişim ağı üzerinden dolandırabiliyor, cep telefonuyla dolandırabiliyor. Ya da yine günümüzde bir tehdit unsuru olan terör ki yakın zamana karşı kadar yine iletişim üzerinden terör adı kullanılarak insanlar dolandırılabiliyordu. Şimdi emniyet teşkilatı ve ilgililer ve yetkililer sık sık uyarıda bulunuyor. Darbe girişiminin ardından da darbe adıyla yine dolandırmalar çok yaygınlaştı. Suistimaller de çok fazla bu noktada. Ama bakıyorsunuz hedef kitlesinde belirli bir eğitim düzeyi, yüksekliği öne çıkıyor. Yani lise mezunu bir profesörü yanıltabiliyor. Ya da ilkokul mezunu bir öğretmeni yanıltabiliyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım peki? Bunu hangi ölçüden ele almak lazım? Peki o zaman ben size onunla ilgili çok basit bir örnek vereceğim. Bugün Atatürk Parkı'nın belediyenin karşı tarafına geçtiğiniz zaman tekneyle hani gençleri gezdiriyorlar, işte top atıyorlar, balona işte silahla ateş ediyorlar. Bunlara baktığınız zaman bunların sosyal zekasının birçok insandan yüksek olduğunu, hani daha cesur, daha aktif, hani daha medeni böyle cesaret, hatavatsız, daha batavatsız, daha bir kendini ifade eden insan olarak görüyorsunuz. Ama öbür tarafta siz gene söylüyoruz yani toplum olarak zaten bu yanlışa doğru gidiyoruz. Ne yaptık biz? Çocukları işte TEOG'u hazırla, LYS'yi hazırla, üniversiteyi hazırla. Üniversiteyi hazırlamakla bitmiyor. Tabii bu sefer ne yapıyor? Üniversite mezunu çocuk ALES'e hazırlanıp yüksek lisansa giriyor. Yüksek lisansını yaptıktan sonra akademik çalışma yapacak, doktor olacak. İşte bunun bir asistanlık dönemi var. Doktor oldu, yardımcı doçent olacak, doç olacak, profesör olacak. Yani gene bunun da bir katmanı var. Ama bunu neyle yapıyoruz? Sürekli ders başında kitap çalışmayla. Şimdi sürekli kitabın başında olursanız yine işte IQ. Yatırım nerede? IQ'ya yatırım olarak profesör olduk. Size ben söyleyeyim yani oradaki o gençleri arayın sokakta işte yalın ayak gezen hatta bu kağıt toplayan gençlere telefon edin ben polisim savcıyım diyeyim size küfür eder.
Tabii siz saat 8-9'dan sonra çocuklarınızı, evlatlarınızı sokakta kalmaması, evet, konusunda uyarırken o inanmaz. Emsal aynı yaştakiler sokakta hayatın çöp içinde topluyor ya da parkta uyuyor. Yok, çöp toplamıyor. Sadece çöp toplayan demiyorum ama çocuğunu spora gönderen. Mesela benim oğlum kickboksçu. Hani bir şekilde spora gidiyor. Çocuğunuzu spora, resme, sanata, işte dansa, hani IQ'nun yanı sıra EQ'ye de yönlendirdiğiniz zaman hayatın içinde ise, ikisi bir dengede ise, siz onu kandıramıyorsunuz. Ama sadece yatırımı şuraya yapıyorsanız kandırıyorsunuz. İşte niye? Çünkü hayatın içinde olmadığı için hayattan korkuyorlar. Bir tarafta gizlenmiş, saklanmış, bastırılmış ne varsa yaşamdan oradan korkuyorlar. Ondan her türlü sonra, sorunu yaşamanız mümkün diyorsunuz. Mesela bugün profesör, nasıl profesör oluyor? Mersin Üniversitesi'ne ben kaç yaşında girdim? 18 yaşında girdim. Mersin Üniversitesi'nde de akademik kariyerimi yaptı isem, bugün 60 yaşındayım ama hep Mersin Üniversitesi'nin tel örgüsünün içindeyim. Hiç değişmedi. Mersin Üniversitesi'nin tel örgüsünün içindeyken ben ne yapıyorum? Gene kendi akademik basamaklarıma çıkarak kariyerimi tamamlıyorum. Hiç polisle işim olmamış ki. Savcıyla işim olmamış. Bir kere ifadeye gitmemişim. Yoldan geçerken işte bir tarımla uğraşmamışım. Bir köpek beni bahçede kovalamamış. Hep böyle güvenli alan tel örgünün içinde sürekli kendi odam olmuş ve kendi güvenli alanımdan dışarıya hiç çıkmamışım. Bir tanesi arıyor beni, diyor ki seni gözaltına alacağım. Benim bütün korkularım başlıyor zaten o anda. İşte o parayı verme sebebim zaten cahilliğim veya profesör olup olmamam değil. EQ'yu tam anlamıyla yaşayamadığım için korku. Biz ona halk dilinde medeni cesaret ve yaşam tecrübesi diyoruz herhalde. Olmadığı için neyi kullanıyorlar peki? Bizim korkumuzu kullanıyorlar. Evet. Bizim korkumuzu kullandıkları için de bizi çok güzel sömürüyorlar. Evet. O yüzden lafın özü hocam, EQ'ya yatırım yapmak şart. Peki bundan sonraki programlarda EQ'ye nasıl yatırım yapacağız? Yapmanın unsurları neler diye daha geniş özetle aktardık ama daha geniş örneklerle anlatmak mümkün olabilir. Evet. Süremizi doldurduk. Peki. Son özet alalım. Sonra da bundan sonraki programın da duyurusunu yapalım. Sayın Yıldız, sizden son özetinizi alalım. Özet olarak şunu söyleyeceğiz sevgili dinleyenlere. Evet, çocuklarınızın okuması çok önemli. Çocuklarınıza mutlaka eğitimiyle ilgili yatırım yaparken bir de öğretim dediğimiz bir yer var ya, hani eğitim ve öğretim. İşte bir tarafta eksik bıraktığımız acaba o mu diye soru işaretiyle son sözümüzü söyleyelim. Çünkü sadece tek eğitim veya öğretimle olmuyor. Aslında biz öğreniyoruz, matematiği öğreniyoruz, feni öğreniyoruz, işte kimyayı öğreniyoruz ama eğitim ayağımız ne kadar güçlü, aslında buna bakmak lazım. Evet, bunu çok değişik olarak yorumlamaya da mümkün aslında. Evet. Yaşadığımız olaylar bize teknolojinin ne kadar üstün imkanlarını sağlasa da deniz yolculuğunda bir adada canımızı kurtarıp tek başımıza yaşamak zorunda kaldığımızda ya da düşen uçaktan görülmemiş bir şey de bir mucize, tek başınıza ormanların içine düştünüz, canlı kaldınız. Orada yaşam mücadelesindeki o vasıfları da anlatan yaşam tecrübesi diyoruz herhalde ona, evet, bir anlamda. EQ'yu öyle mi anlatmak lazım? EQ, yaşam becerisi, yaşam... Tabii, bir de duygu. Bir de İlgi, duygusu. Sevgi. Duygu da medeni cesareti tetikliyor %80. Hani kendine sever, yetebilme ve güven ve kendini koruyabileceğinden emin olma tabii, gibi. Tabii onun harici bir de artık birbirimizi sevmemiz lazım. Saymamız lazım. Eskiden ne güzeldi. Senetsiz, sepetsiz mal alınır, verilirdi. Şimdi senet alsanız da senedin bile çok faydası yok. Hani güven kırılganlığı var toplumda. Evet. Şimdi yani EQ dediğimiz sadece bir hani sosyal alanda işte bugün bir dans etmek ya da şarkı söylemek ya da bir çıkıp tiyatroda medeni cesaret değil. Bir tarafta da seven ve sevilen insanlar olmamız lazım. Saygı gören, saygı duyan, saygı gösteren, saygı değer insanlar olmamız lazım. Aslında toplum olarak gerçekten çok mazlum insanlarız, iyi insanlarız, güzel insanlarız. Kendimize de saygıyı ve sevgiyi hak gören bir toplum olmalıyız. Buna belki de ilk başta ikimiz başlayabiliriz hocam. Hani birbirimize sevgiyle, saygıyla ve güvenle işte davranarak, bakarak, hayatın içinde olarak. Bir başlangıç sağlayabiliriz. Evet.
Evet sevgili izleyiciler, Sayın Hüseyin Yıldız bundan böyle haftada bir gün ki programın ismini de açıklayacağız ileriki günlerde. Bugün doğrudur. Açıklayalım mı, ileriki günlerde mi açıklayalım? Sürpriz olsun. Sürpriz olacak. Çok da sürpriz olmaz. Biz yine duyurusunu yayın aracılığıyla sizlere aktarırız. Konunu ve konunun uzmanlarıyla ve farklı bir atmosferde toplumsal yaşamda önemli olan, başta eğitim olmak üzere önemli olan unsurları, gerçekleri sizlerle paylaşacak Sayın Yıldız. Ve bundan sonra bundan böyleki programlarda sizlerle birlikte olacak. Ben bugüne özgü benim programıma konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben de bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Bundan sonraki yayın hayatınızda da başarılar diliyorum Sayın Yıldız. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yıldız. Evet sevgili izleyiciler, gündemin getirdikleri programı burada sona erdi. Diğer programlarımızda görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.